Üstündekini çok beğendim, ceketini. Güzel olmuş, yakışmış sana. Altını sadece pek şey yapamadım, yani sevemedim. İlk akla gelen şeyi Yani yapmışsın yani. aslında ilk aklına gelen değil de şöyle bakıyorum olaya. Ben bunun altına dar bir şey giyebilirdim ama ceketi biraz uzun tutmak istedim. O zaman benim boyumu daha kısa gösterecekti. En azından İspanyol olunca belki boyumu daha uzun gösterir diye. Yoksa ben zaten düşünebiliyorum başka neyle kombinleyebilirim diye. Ama sırf boyunu uzun gösteriyor diye hep İspanyol, hep İspanyol. Ama ceketi uzun tutunca da dar bir şey giydiğimde boyumu kısa gösteriyor oluyorum. Neden kısa göstereyim daha da çok? Şimdi sırf sana Sen yarışın. peki neden boyun uzun göstermek için apartmanlarla geliyorsun? Boyumu uzun göstermesi için yapmıyorum. Benim zaten Herkese bacak boyum uzun platform olduğu için, öneriyorsun. ben Herkes dün giydiğim her gördük bir şey Neda'nın bana yanında gayet sinek de gibi güzel kalmıştım. duruyor Ayşegül. Geçen söyledin ya boylarımızda fazla bir fark yok. Fark yok, doğru. Ama benim vücut yani Neyse, proporsiyonuma göre. Güzelliğimizi, fiziğimizi yarıştırmıyoruz ama ben de birazcık Efendim. dokunmak istiyor insanlar. Derken. Hep güzelim demiyorum şu anda. Ama Ben öyle başka bir diyorsun şey ya çok diyorum. kötü görünüyor. Ne Farkında kötü görünüyor? mısın? Ben sana mı Yani ben sordum nasıl görünüyor diye? güzelim. Yani böyle Çiğdem, şu kötü anda ben görünüyor. Ayşegül'le konuşuyorum ve ikimiz de Ya kendimizi gerçekten bir şey iyi söylemeyeyim anlatıp diye birbirimizi uğraşıyorum ama insana anlaşabiliyoruz. devamlı kendini sana burada tercümana burada gerek yok. Ya da açıklama yani. Güzelim. Bir sezon boyunca biz bunu anlatmaya çalıştık. Ama Kabul öyle edelim bir şey öyle. demedim ben Hiç mi şu bir şey anda? izlemedin Hayır mi ama kendini bunu şimdi benim söylerken? Sen bunu yapmaktan sıkılmadın mı Çiğdem? Yok Durmadan sıkılmadım. kenardan Sen bunu girmeye. yaptığın sürece Evet ben sana bunu sen bundan söyleyeceğim. sıkılmadıkça ben de bundan Biraz birileri sıkılmayacağım. Devam söylesin sana edeceğim. çok güzel bir kızsın. Bak arkadaşımız geldi buraya. Ben öyle bir Ha, şey isim ödülü söylemiyorum oldum ben canım de. şu anda. Gülay Başka bir şey Gülay'a diyordum. güzelsin dedik. Ağzını açıp daha bir güzelim demedi kız yani. Onun Bir de Gülay Dünya. verdiği şeyi ve onun verdiği şey. Yani Bu sana demedi göre Nihal, anlıyor bu musun? başkasına göre, bu Bırak bana bir göre. başkası söylesin. Devamlı Çiğdem sana güzelim ne derken oluyor şu bir de anda? üstüne gülümseyerek böyle çekinerek söylüyorsun ya. Sinan bir şey söyleyeceğim. Olmuyor yani. Ama gerçekten Gülay senden daha güzel. Yani Ne bu yapayım? podyumda en güzel kız sen değilsin. Senin sezonunda olabilir diyeceğim Sana ama o göre da öyle değil. Ayşegül. Efendim? Sen Neda'yı Tamam. da şeye... Arkadaşlar lütfen ya Hayır bir de tartışmaya güzelliği kapalı bir konuşmak da konu. bence böyle Tartışmaya ben kapalı bir konuşamıyorum konu. yani. Başka bir Sima şey en diyordum. güzel. Mütevazı olmak bence her zaman daha güzeldir. Sen mütevazı olamadığın için bana göre güzel de gelmiyorsun. Bence sakin olan insanlar daha güzel görünüyor Sen sakin kenardan. olduğunu mu düşünüyorsun boşluk Sen kendi bırakmayan konuşmanı Sima? izliyor musun Ayşegül Tabii ki kenardan? izliyorum. Belli Tabii ki çok izliyorum. izlediğin. Sen geldin beni bastırdın Her iki de defa gelmişsin. izledikçe çünkü Belki üstüne bir şeyler insanlar bana katıyorsun. teşekkür etmiştir. Evet, kıyafetle ilgili yorum yapıyordun. Bitti mi? İspanyol paçadan başka sana hiçbir şey yakışmıyor. Vücuduna yakıştıramıyorsun. Hayır, şimdi bir şey de. söyleyeceğim. Yok, ökün desin, ne olur desin, öyle görünsün, bırakın desin. Benim kendimle Peki, ilgili kusurum müdahale varsa da kabul etmeyeceğim. ediyorum. Tamam. Sen öyle Peki. söyle, ne güzel. Bana hiçbir şey yakışmıyor dedin, değil mi? Sen golü attın, ben bir şey yapmayacağım. Kahkül çok yakışmış sana. Teşekkür Kahkülü ederim. yakıştırıyorum sana. Teşekkür ederim. Aynı güzel, değil mi? Yeşil. Çevirip kazı yanmıyor ya. Senin de gerçekten bir ajitasyon problemin var. Sanki annenin karnından doğduğundan beri ajitasyon yapıyormuşsun, enerjisi veriyorsun. Hayır, dikkat çekmeye insana. Ajitasyonun ne olduğunu Sürekli anlamadım dışlanmış ben şu anda. Oluyorsun. Hayır, dikkat çekmeye Hayır, ben... Sürekli hayatının her bir köşesinde sen böylesin bence. Çünkü burada böyle bir yerlere burada gelmeye en pozitif olmaya çalışan ve en ajitasyon yapan olarak sana ödül tamam. vereceğiz burada. Peki. Ağla biraz da Sen şimdi. de kenarda şimdi başta konuşmaya her bir yorum yaptığımda Ayşe'nin antipatik hareketler bak, bir şey sergileme. Çiğdem kenardan söyle. Sana bak, mı soracağım Ayşe'nin Antipatik hareketler sergilersen antipati uyandırırsın. Kusura bakma. Sana sormuyorum Ayşe'nin Bırak uyandırsın diye uyarıyorsun Sormayacağım. ki bırak uyandırsın yani. En azından insanlar kimsenin üstüne gitmediğimizi Ay, anlar. Ay bir şey yapıyoruz sanacaklar. Öyle izliyorlar Niye ki. Niye sansınlar? Şimdiden kendilerini savunmaya geçiyorlar. Yani. Demek ki böyle bir şey veriyorlar ve kendilerini savunmaya Maşallah. geçiyorlar. Boş ya, yani. Maşallah. Çok sağlam ve seri hareketlerle çözmüşsünüz kodları. 2 dakika Bayağı karşılıklı izliyorum yani maçı. 2 dakika önceki arada Seyirciler herkese de gitti sarıldı. Umarım. Herkese sarılmadı. Herkese gittin sarıldın. Gelene Kime geçene sarıldın? sarıldın. Özden'e sarıldın. Gittin Aycan'a mı ne birine sarıldın. Aycan'a niye? Aycan Şurada, benim Galatasaray'ım. Gülay sana mı sarıldı? Geldi içimden geldi diyor. Ne yapıyorsun? Hayır ben orada sen? dışarı ya çıktığımda dedim yani. dışarı çıktığımda buraya gelmeden önce içeride gardırop giyinme odasında
Gülşah'a sordum nasıl oldu. Gülşah bana iyi bir motivasyon verdi. Sarıldı. Ki çok güzel olmuşsun dedi. Şu anda çıktıktan sonra da içimden geldi. Şey, Ayşenur'dan izin almayı unuttum. Gülşah'a sarıldım dedim. Özden'e ki. Özden'e gittin sarıldın içimden Özden geldi. Özden burada geldi. Herkese. Özden'e demedim. Hayır Gülşah onu dedim. Burada böyle konuşup konuşup. Özden de, Özden de yanımdaydı. Hoşuna gitmiş işte, Özden de yanımdaydı. Herkesten öyle bir şey demediler ilgi, burada. İlgi, hayır. Şefkat bekleyen modu, hayır. Bekleyen moddan çık. Böyle hareketler ben sergilediği sürece kimse sana ilgi göstermeyecek. Sürekli yüzün asık birisinden ben ne şefkat benim bekleyeceğim ki? Benim yapım bu. Soğuk sen bir. Sen anne misin? Kimden şey? Senden şefkat bekleyeyim. Sana burada iki gün güzel değilsin desek seni de suratın asık olacak. Gerçek kendi bildiğin şey öyle diyor mesela, ne bileyim Gülşah öyle dedi. Geçen Özden de yorum bildirdiğinde öyle bir şey demişti ama şu anda ben onlara karşı ağladın şey unutmuyoruz. Hayır ben ona ağladım. Ağladın unutmuyorsun. Bana kötü şeyler söylüyorlar. Bana böyle ben yapışıyorlar. Ben Çiğdem'in söylediğine ağladım. Küçük Sima. Ayşegül. Küçük Sima. Herkes Çiğdem'in söylediğine ağlıyor. Kızlar ilgi ve şefkat bekliyor. Tamam aynı anda konuşmayın yeter. Çok başarısızsın Ayşegül. Aynı anda konuşmayın. Neyim pardon? Yoruldum. Ne dedi o arada da hakaret ediyor, duymuyoruz. Taklitte de çok başarısızsın Ayşegül. Oyuncu olmak istemiyorum. Senin gibi Türk lokumu varken bana gerek yok diye düşünüyorum. Aynen bence de sana gerek yok canım. Kıskançlığınızdan şu anda ne yapacağınıza şaşırdınız. Kıskanç tabii canım. Kime kıskanıyor seni Sima? Geçen gala gecesinde. Kim kıskanıyor seni? Ben kıskanıyorum. Şöyle anlatayım. Gala gecesinde ben geldiğim kıyafetten gerçekten çok beğenerek giyinmiştim. Ve içeri girdikten sonra gerçekten içeridekilerin yani mesela şöyle anlatayım. Şimdi yanlış anlaşılacak yine. Şefkat verdiği için değil. Şimdi geldiğimde yüzüme gülen insanlar... O kıyafeti giydikten sonra bana bir bakışlarla baktılar. Allah'ım dedim bu ne? Dedim kesin dedim bu şeyde Gülay'ı kurtaracaklar zaten. Ve gala gecesinde de bunu gördüm. Sana herkes yani kıyafeti çok şey güzeldi içeride. Kendim sana herkes çok güzel dedi kıyafetin içeride. Gülşah bana kaç kere söyledi Sima'yı çok beğendim. Birkaç kişi daha söyledi. Niye seni kıskanalım? Kıskansak ne işte haber Gülşah zaten söyleyelim. Gala'da öyle bir şey söylemedi. Sizler söylediniz. Üzülüyorum senin adına biliyor musun? Ya ben kıskanıyorum. Çiğdem bense sana hiç üzülmüyorum. Ay ben o kadar kötü yorumdum. Giyiyorum ki zaten. Daha seninkini görünce bir kıskandım anlatamam yani. Böyle komik bir şey olamaz ya. Sima öyle şeyler söylüyorsun ki. Tamam. Bak burada biz konuşuyoruz. İçinizde birikliklerinizi Sima gelince konuşuruz. Peki bir başka yorum alalım.